arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir mobil programlama dersine daha birlikteyiz. Ses ve görüntü ile ilgili bir problem var mı arkadaşlar? İyi akşamlar İlyas. Bir problem yok değil mi? Tamam. Şimdi arkadaşlar 2 dakikalık sürede hemen yol haritamızı belirleyelim. Geçen hafta arkadaşlar XML ve HTML kavramlar vermiştik, hatırlıyor musunuz? Fakat o ders benim çok içime sinmedi. Neden? Biz kavramları söyledik, element dedik, attribute dedik, özellik, açılış, kapanış tekniği dedik. Bu hafta kod yazacağız. Geçen hafta söylediklerimizin karşılığını göreceğiz. Yolumuz biraz uzun fakat önemli değil. Anlaşılacak bir şekilde. Evet İlyas, aynen öyle. Göz hiç acelemiz yok, tamam mı arkadaşlar? Bir miktar kod haftaya da kalsa fark etmez. Çünkü ben arkadaşlar müfredatımızı inceledim. Birer hafta koda ayıracak vaktimiz var. Bir de amacımız ne bizim arkadaşlar? Öğrenmek. Şimdi ben ekran paylaşımına geçeceğim. Fakat sizin mesajlarınızı da sağ taraftan görüyor olacağım. Bir dakikamız var. Önce bir HTML, arkasından XML dosyası, arkasından da Java ile kullanacağım bir örnek yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir dakikamız var. Evet, Tolga'nın çok güzel bir şey söylemiş. Arkadaşlar, Android Studio'nun kurulması zaman alıcı bir şey. Tabii ki anlatacağım, tabii ki anlatacağım. Ama bakın arkadaşlar, bugün importlarla Android'e biraz daha yaklaşacağız. Önümüze gidelim, ondan sonra kadar kuruyor ve çalıştırıyor olacağız, tamam mı? Yani hiç merak etmeyin. Ama Tolga'nın çok güzel bir noktaya değindi arkadaşlar. Bu diğer programlar gibi hemen kurdum çalıştırdım. Olmuyor. Biraz zaman alın. Evet arkadaşlar, saatimiz geldi, başlıyor. Ekran paylaşımı. Masaüstünü paylaştım. Şuradan sizi de göreyim. Evet, şu an sizi görüyorum. Siz de ekranı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi ilk önce ben bir HTML dosyası yazacağım. Bakın arkadaşlar. Başına HTML yazdım. Kapanışına HTML yazdım ve kapattım. Geçen hafta sürekli şunu söyledik. HTML ve XML elementlerden oluşur. İşte elementimiz. Bu bir element. Bir, arkadaşlar bakın unutmuyoruz. İlk kelime bugün bu. Element. HTML de XML de elementlerden oluşur. Bir elementin 3 kısmı vardır. 1. Opening tag eşittir açılış etiket. Gösterin hocam, geçen ders anlattınız, görmedik. İşte şu an seçtiğim kısım açılış etiketi. 2. Body yani gövde. Bu etiketin gövdesi. İşte arkadaşlar şu seçtiğim kısım bu etiketin elementin gövdesi. 3. Closing tag, o da ne arkadaşlar? Kapanış etiket. Evet, şu an bir tane element yazdım, ekranda duruyor. Açılışı, gövdesi ve kapanışı. Ben bunun içerisine bir tane daha element yazacağım. Head yazdım. Head ne demek arkadaşlar? Baş kısmı, şöyle biraz içeri alayım. Head yazdım. Head'e neyini yazdım? Kapanışını. Peki arkadaşlar tekrar soruyorum. Şimdi bu yazdan ne? Şu an siyah blok içerisine aldım. Bu da bir element. HTML ve XML sadece elementlerden oluşuyor. Bu da bir element. Ama bu elementin adı ne? Her başlık demek. Peki içerisine geldim. Bir tane daha etiket yazıyorum arkadaşlar. Title. Title. Kapanışını verdim. Title ne demek? Başlık. Şöyle yazalım. Kitaplar. Tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar head olduğu gibi neyimiz de var? Body'miz de var. Body'miz de var. Body'de kapanış etiketini verdim. Evet, şimdi geçen ders dedik ya arkadaşlar, HTML'in etiketleri belirlidir. Bakın şimdi ben bunu kaydedeyim. Kitaplar, kitaplar 2 nokta HTML diye kaydediyorum. Uzantısı ne olacak arkadaşlar? HTML. Niye? İşletim sistemi bir dosyayı uzantısıyla tanır. Bunun HTML olduğunu ancak böyle anladım. Peki. Şimdi geldim.
bir heyke etiketi kullandım. Bu arkadaşa bu etiketi biliyor muyuz? Duyduk mu? Kitaplar yazalım. Kitaplar. Kitaplar yazalım. Arkadaşlar buradaki H nereden gelmiştir? Header. Header'ın ne arkadaşlar? Başa. Evet, büyük büyük yazdık. Altına arkadaşlar bir tane de HR yazayım. HR ne arkadaşlar? Horizontal draw. Yatay bir çizgi çizdim. Ve şöyle yapayım arkadaşlar. N etiketini açtım. Bu element değil mi? Etiket de desem, element de desem aynı şey. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Çalı kuşu. Çalı kuşu. Çalı kuşu. Romanı. Virgül B diyeyim arkadaşlar. B etiketimle bu değil mi? Arkadaşlar etiketleri anlamıyla aklınıza tutarsanız evet Yasin değil mi? Kalınlık ezberlememiş olursunuz. B Reşat Nuri Güntekin. Güntekin dedim. Ve bir tane daha virgül attım. Ve bir yıl yazmışlar. 1811. Alt satıra geçmek için ne yazdım? B etiketini yazdım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu dosyamı kaydettim ya. Bir çalıştırayım. Bakalım ekranda nasıl bir etkisi var. C'de Program Files'da Enfizes evet. Koyu. Vurgul yazı demek. Burada. Vurgul yazı demek. Java'ya geldim. JDK'ya geldim. Kitaplar 2 idi değil mi arkadaşlar? Kitaplar 2 dosyasının üzerine tıkladım. Bakın açıldı. Şimdi ben size arkadaşlar şunu soruyorum. Bana yardım edin. Şuna şimdi dedim. Şurada bir kitaplar yazıyor. Görüyor musunuz? İmlecimi. Bu kitapları yazmasının sebebi hangisi? Bakın şu kitaplar. Başlık değil mi? Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Title. Peki şu kitaplar neden yazıldı? Bu kitapları yazan hangisi? Bu kitapları yazan arkadaşlar bakın şu header 2. Çok güzel. Teşekkürler. Sonra üçüncü olarak ben bilgileri yazdım. Çalıkçı Reşat Nuri Güntekin. Peki ben sorayım arkadaşlar. Bu bold etiketinin Türkçe karşılığı koyu dedik ya. Benim hoşuma gitmedi. Ben bunu K yapayım. Olur. Kaydedeyim. Sayfamı yenileyin F5 ile. Oldu mu? Olmadı. İşte geçen hafta ne demiştik arkadaşlar? HTML ile XML arasında bir fark var ya. HTML'in etiketleri belirli. Evet şu an sanki yokmuş gibi değil mi Kaya? HTML'in etiketleri belirli. B yazılmışsa ben onu B yazacağım. Öyleyse gelin düzeltelim. Burayı ne yapalım? B yapalım. Burayı da ne yapalım? B yapalım. Bakın biraz XML olsaydı çok güzel Kaya. Ben size soracağım. Hoşunuza gitti mi? Hayır derseniz değiştireceğim. HTML ile XML arasındaki fark bu. Peki arkadaşlar ben bu satırdan bir tane daha alayım ve gelip şuraya bir tane yapıştırayım. Bu da ikinci kitabım olsun. Kim olsun arkadaşlar? Vadideki Zambak. Vadideki Zambak. Yazarı kim? Balzac. Şöyle alalım. Balzac. Yılı da 1813. Kaybettim. Hemen sayfamı yenileyim arkadaşlar. F5. İyi akşamlar arkadaşlar. F5'e yeniledim. İkinci satırda geldi mi? Geldi. Bir tane daha yapacağım. Ctrl C. Ctrl V. Bu da ne olsun arkadaşlar? Komşularımız olsun. Komşularımız olsun. Komşularımız olsun. Ve yazarı da Kemalettin Tuğcu olsun. Tuğcu olsun. Yenileyim. Çok güzel. Bekle Tolga. Bekle hemen söyleyeceğim. Tolga mı söyledi? Geliyor. Şurayı yenileyim. Güzel sorular. F5. Tolga Han dedi ki güzel bir şey söyledi. Hocam biz bir element 3 parçadan oluşur. 3 parçadan oluşur. Açılış. Gövde kapanış dedik. Ama siz B'yi kapatmadınız dedi. Doğru. Bakın işte B'yi ne yapmadın? Kapatmadın. Arkadaşlar, HTML'in ilk oluşumunda bunlarla bu tür etiketlere karşı çıkıyorlar. Aynen Tolga'nın dediği gibi. Diyorlar ki, biz bir elementin açılış gövde ve kapanışını yazdık ama bu BL etiketinin kapanışı nerede? Arkadaşlar, BL'nin kapanışı yok.
Ama biz o kurala uymak için şu şekilde yazabiliriz. Bakın ben de gene öyle yazayım. Bazı yerlerde görebilirsiniz. Bu sanki arkadaşlar kapanışıymış, ortada da gövdesi varmış gibi yazmak. Tekrar bakın sayfamı yenileyim. Herhangi bir problem var mı? Yok. Bazı TOG'a istisnai, evet kendinden çok sersin. Bunu kendinden kapalı anlamında yorumlayabilirsiniz. Bakın bu açılışı, bu gövdesi, bu da nerede? Evet, kapanmış. Peki ben arka zeminin rengini arkadaşlar lavender yapmak istiyorum. Yani yine geçen hafta söyledik arkadaşlar, bir elementin özelleşmesi her zaman açılış etiketinde olur. Açılış etiketine girdim, belge kalır. Ne demek? Arka zemin rengi lavender dedi. Kaydettim. F5 ile yeniledim. Evet, arka zemin rengimiz ne oldu arkadaşlar? Değişti. Bu ne? HTML yazdım şimdi bir tane size. Gözümüze gördük mü? Evet. Etiketler standart mı? Evet. Ben HTML'i değiştiremem. Head'i değiştiremem. Etiketlerini öğreneceğim. Peki şimdi bir tane XML yazalım. HTML ile XML arasındaki farkı görmek istiyordum. Yazıyorum arkadaşlar. Soru işareti XML version sürümü 1.0 encoding eşittir Windows 1254. Arkadaşlar bunları yazmamın sebebini söyleyeceğim. Bunları yazmamızın sebebi, şu Windows yazmamızın sebebi Türkçe karakterleri kullanabilmek. Şimdi kaydediyorum arkadaşlar. Bunun adı da kitaplar 2 nokta ne olsun uzantısı? XML. Peki diğerin uzantısı neydi arkadaşlar? Biraz önce yazdığımı HTML. Bununki ne? XML. Peki şimdi bugün aradaki farkı geçen hafta anlatmaya çalıştık da ezbereydi. Şimdi gözümüze göreceğiz. Hiç merak etmeyin. Şimdi yazıyorum arkadaşlar. Kitaplar yazdım. Kitaplar. Ve bir kapanış etiketi verdim. Kaya kesinlikle öyle. XML tüm mimarilerin, ben hemen sana bir parantez açıyorum. W3C konsorsiyumun ve büyük firmaların kabul ettiği, kendi aralarında veri aktarımında haberleşmede kullandıkları ortak bir dil. Güzel. Şimdi arkadaşlar şu geçen haftayı bir özetleyelim. Soruyorum. Bu kitaplar etiketi hoşunuza gitti mi arkadaşlar? Hoşuma gitmedi diyorsanız hemen değiştireyim. Kitaplar ilk satır arkadaşlar. Yani çok güzel bir soru. Ömer zorunlu dersem yanlış bir cevap vermiş olurum. Ama bu dosyanın ilk zaman olduğunu belirlemek için kaydediyoruz. İstersen ders bitimini sileyim bir bak. Olur mu? Ama yazalım. Zorunlu dersem yanlış olur ama yazalım. Şimdi şu soruma cevap verin size Zahmet. Kitaplar etiketi hoşunuza gitti mi? Gitmedi. Kitaplar. Ne derseniz, isterseniz kitap deyin. İşte arkadaşlar bu. XML'in etiketleri standart değil. Bunu İngiliz biri yazsaydı ne yazardı? Books yazardı. Peki. Şimdi ben kitapların içerisine bir tane kitap tanımlıyorum arkadaşlar. Kitap. Kapanışına ne verdim? Kitap verdim. Tamam arkadaşlar. İçerisine girdim. Başlık dedim. Kitabın başlığını yazıyor. Hemen kapanışını vereceğim. Başlık. Arkadaşlar başlık hoşunuza gitmediyse almayalım. Siz bilirsiniz. Bize kalmış bir şey. Neydi arkadaşlar? Çalı kuşu. Altına geldim arkadaşlar. Yazar dedim. Hemen kapanışını verdim. Yazar dedim. Kimdi? Reşat Nuri Güntekin. Tamam mı? Sonra geldim. Yıl diyelim. Basım yılı ile ilgili veya yazıldığı yıl ile ilgili bir bilgi. 1811 demiştik. 1811. Dosyamı ne yaptım? Kaydettim. Kitaplar 2. Şimdi aşağıda kitaplar 2 dosyasını açayım. XML açayım. Bakın arkadaşlar ekranda şu anda XML dosyasını görüyorsunuz. Şu an XML dosyasını görüyorsunuz. Şu yandaki eksiği tıklayın. Şuna tıklayın. Kitaplar bizim kökümüz.
Geçen hafta söyledik de görememiştik. Buna ne diyoruz mesela biz? Root, ne kök. Şimdi bunu açtığın kitapların içine kaç tane kitabın var? Bir tane kitabın var. Bir tane daha kitap yazmak istiyor. Aldım bu etiketimi, bu elementimi. Element edersem, etiket edersem aynı şey. Ctrl C. Buraya geldim, yapıştırdım. Bu defa ikinci kitabın üzerinde şey ne olsun? Vadideki zambak olsun. Yazarı Balzac olsun. Balzac olsun, soruları kaçırmamaya çalışıyordum. Yılı kaç olsun? 1813 olsun. Kaydettim. F5 ile yeniledim. Bakın şu an kaç tane kitabım oldu? Artı eksilerle kökleri açıp kapatabiliyorum. Kaç kitabım var? 2. Bir tane daha alayım. Ctrl V. Bu da neyden aşağı? Komşularımız. Komşularımız. Bu da kimden aşağı? Kemalettin Tuğcu diyelim. Kesin gelsin, yapacağım şimdi. Onu sen söyleyeyim, yapacağım şimdi. Yapacağım ve yetişmiyor bugün arkadaşlar. Size resmini de göstereceğim. Aynı senin dediğin gibi array olacak. Tamam mı? Bir bekleyin. Yıl olarak ne vermişiz biz HTML'de? 1988 diyelim arkadaşlar. Biraz yakın bir tarih olsun. 1988. Burayı da 1988 yapayım. 1988. Kaydettim. Şimdi arkadaşlar iki resim bir arada görelim ki F5 ile yeniledim. Bakın şu an kaç tane kitabımız var? 3. Birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap. Burayı da kapatayım. Bir kitaplığım var. Kitabın içerisinde ikinci kitabın detayını göreyim. Başlığı var, yazarı var, yılı var. Peki bir önceki bu neydi arkadaşlar? Eşya. Bakın arkadaşlar şimdi resim karşımızda. Eşyeme bilginin gösterilmesiyle ilgilenir. Bakın Reşat Nuri Güntekin'in koyu yazdı. Çalıkuşunu vurgulu yazdı. Arka zemini lavender rengi yaptı. Ama XML bilginin kendisiyle ilgilenir. Peki arkadaşlar ben size soruyorum. Burada evet burada XML biçimlendirmez. Bakın Reşat Nuri Güntekin kim? Bu Çalıkuşu romanını okuyan kişi mi? Tercüme eden mi? Bununla ilgilenmez HTML. Ama XML onunla ilgilenir. Reşat Nuri kimmiş arkadaşlar? Bakın etiket bana ne diyor? Bu yazardır diyor. Bu kimmiş arkadaşlar? Yazarmış, tercüman değilmiş, bunu okuyan kişi değilmiş. Gelin bu XML'nin arka rengine, zeminine rengi yapalım. Bu XML'in ilgilendiği bir şey değil. Bakın son bir şey söyleyelim. Ekranda da pencere açırken HTML how ile ilgilenir. Ne demek? Nasıl göstereyim? Eğik mi? Koyu mu? Renkli mi? Aynı satırda HTML bu. Etiketler de sabit. Peki XML ne arkadaşlar? XML de what ile ilgilenir. Bu Çalıkuşu dediği ne? Başlığı. Reşat Nuri Güntekin ne? Yazarı. Yıl. 1811 ne? Yılı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın element açılıştaki açılış tagi, evet Hakan şimdi cevap vereceğim. Açılış tagi, gövdesi, kapanış tagi var. HTML'in kodları standart, XML'inkileri esnek. J sonu arkadaşlar. Evet, çok kullanıyoruz. Özellikle Julia gibi, Python gibi yeni nesne tabanlı programlama dillerine kullanıyoruz. Okunabilirliği de tabii daha yüksek. Tabii aynı zamanda SQLite de var, onda geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu tamam mı? Şimdi devam ediyorum. Yeni bir tane, peki XML'i yazdım da tamam bu benim nasıl işime yarayacak? Şöyle bir örnek yapalım arkadaşlar. Şöyle bir örnek yapalım. Bir XML dosyası oluşturuyorum. Şuradan hemen alayım. Şuradan üstten aşağı şu satırı alayım. Ctrl C. Ctrl V yapıştırdım. Ve buna insanlar diyor. Ne dedim arkadaşlar? İnsanlar. Hemen kapanışı ne olacak? İnsanlar. Kapanışını verdim. Kaydedeyim. Dosyamızın adı ne olsun arkadaşlar? İnsanlar. Ve de kişiler diyelim. Kişiler 2.xml olsun.
kişiler. Eğer insanlardan hoşlanmadıysanız kişiler değil. Biraz öyle dedik ya, hadi gel öyle yapalım. Kişiler değil. Ne dedim arkadaşlar? Hoşlanmadım burada. Slash kişiler dedim. Çünkü isteme desin. Peki, şimdi bir kişi tanımlayacağım arkadaşlar. Kişi diyelim. TC kimlik numarası 120 olsun. Hemen kişiliğini vermem lazım. Kapanışını. Evet. Peki, durun içerisinde yazayım öyle. Soyad diyorum arkadaşlar. Hemen soyad etiketini ne yaptım? Kapattım. En son kim yazmış arkadaşlar? Tolga yazmış. Ümit. Ve alt etiketini açtım. Alt etiketini kapattım. Tolga. Evet. Şu an arkadaşlar soyad etiketinden hoşlanmadıysanız soy isim yapayım. Ad etiketinden hoşlanmadıysanız isim yapayım. Esnekliğimiz var. Peki kaydettim. Hemen bir bakalım önce arkadaşlar çalışmasına. Kişiler 2 değil mi? Evet. Bir kişi geldi mi? Geldi. Şuna şey indireyim. Peki ben bir kişiyi daha yazayım. Ctrl C. Ctrl ve 2 kişi olsun. Burada 124 olsun. Kim vardı arkadaşlar? Kaya katılışımız yazalım. İkinci. Kaya mutlaka kapanış etiketinin olması lazım. Peki ben soruyorum arkadaşlar. Şeklinde görelim öyle. Kişiler değil. F5'e indirildi. Şu an kapatayım. Elimde kişiler diye bir XML dosyam var. Kaç kişi var şu an? 2 kişi. Şunu soracaktım. Bu TCK neydi arkadaşlar? TCK'ya ne demiştik? Attribute. Yani öz nitelik. Bakın aşağı. Adı ve soyadı bir element. Adı ve soyadı bir element. Ama TCK ona ne arkadaşlar? Bir attribute. Şimdi asıl işimize başlıyoruz arkadaşlar. Gittikçe Android'e yaklaşıyoruz. Benim dışarıda kişiler 2 adında böyle bir dosyam var. Ben bu dosyayı niye yazdım? Dedik ya sayfanın nasıl veri aktarmam. Şimdi ona başlıyoruz. Java'yı açtım. Bir sınıf yazıyorum. Public class benim dom parser. Parser 2 değil. Şimdi bunu seçtim arkadaşlar. Ctrl C ile. Sınıfın adıyla dosyanın adı aynı olmak zorunda değil mi? Evet. Uzantısı ne olacak? Java. Süslü parantezi açtım ve kapattım. Ne yazıyoruz? Java'da bir sınıf. Bakın. Üçüncü aşamada artık Android'e geçeceğim. Önce Java'yı gösterdim. XML'i gösterdim. Şimdi Java'yı XML'i bağlıyoruz. Arkasından Android'e geçiyoruz. Arkadaşlar bu sınıfın çalışabilmesi için main adında bir metodu olması lazım. Hemen yazıyorum. Public static static void main string arguments. Süslü parantezimi açtım ve kapattım. Adım adım da arkadaşlar yanlışım var mı diye kontrol edeceğim. Şimdi bir sınıf yazıyoruz değil mi? Bir kaydettim. Hep böyle bir derleyin. Biz yazım yanlışım var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Peki yazıyorum. İstersen şunları içeri alayım arkadaşlar. Biraz kod sola doğru uzayacağım. Sizin okumanız kolay olsun. Tamam. Şöyle şunu da açayım. Ekranı görüyoruz değil mi arkadaşlar net bir şekilde? Tamam. Şimdi şöyle yazıyor arkadaşlar. Documents builder factory fabrika eşittir. Document builder factory'yi aldım. Ctrl ve yapıştırdım. New instance. Evet. Önemli bir satır yazdım. Arkadaşlar ne? Document builder factory sınıfına ilk harfi büyük. Fabrika adında bir nesne oluşturdum. Tamam. Bakın biraz önce çalışan programı hata vermeye başladı. Niye arkadaşlar? Çünkü şöyle alabilirsem. Çünkü bakın aşağı. Document builder'ı tanımadım. Hemen yukarıya geldim. Çok güzel Yasin. Import javax nokta
XML nokta parsers nokta document builder faktörü dedim, kaydettim. F1 hata veren program tekrar çalıştı. Ne yaptım arkadaşlar? Document builder faktörü sınıfının içinde bulunduğu javax.xml.parser paketini import ettik. Tamam arkadaşlar. Kütüphaneyi çağır. Kesinlikle haklı bir cümle. Arkadaşlar 2 hafta sonra Android'e başladığımızda bu importlardan onlarca göreceğiz. Niye oldu? İşte bugün elimizi açıklıyoruz. Peki. Şimdi arkadaşlar ben bir try işlemi denedim. Süslü parantezle. Süslü parantezi kapattım. Ve altına da catch yazdım. Parantez açtım, kapattım. Try ne demek arkadaşlar? Denemek. Denemek. Şimdi geleceğim arkadaşlar. Bir bekleyin size hemen. Şu kısmına şey yapalım. Catch'lerimize. Catch. Parser configuration. Configuration exception. Bakın kırmızı yaptı değil mi arkadaşlar? Ne demek? Evet, söyleyeceğim kayıt. Hepsinin cevabını vereceğim. Alta geldim, süslü parantezimi açtım ve süslü parantezimi kapattım. İçinde de arkadaşlar şunu yaptım. E nokta print stack trace. Parantezimi açtım, kapattım. Kaydettim. Ve yukarıda arkadaşlar şu try bloğunun içerisinde yapmak istediğim işlemi önce bir kaydedeyim arkadaşlar. Kaydettim. F1 hata vermeyen program yine hata verir oldu. Niye? Bakın ben uyarıyorum. Parser configuration exception'ı tanımadım diyor. Ben de hemen yukarıya geliyorum, yazıyorum. Import javax xml parsers nokta, hemen zaman kazanayım, hem de yanlış yazmaktan kurtulayım. Ctrl C ile aldım. Ctrl V ile yapıştırdım. Kaydettim. F1. Evet. Şimdi bu catch'in oluşmasını sağlayacak bir eylem yapmadım diyor. Yani ben hangi hataya yakalayayım? Şimdi yazalım. Document builder sınıfında inşaatçı, Türkçe böyle çevireyim ki, inşaatçı eşittir faktör fabrikanın yukarı oluşturduğum fabrika nesne var ya biraz önce, o nesnenin arkadaşlar new document builder metodunu ne yaptım? Çağır. Şimdi bakın F1. Evet, şimdi yine hata verdi. Document builder'ı tanımadım dedi. Özellikle import edeceğim. Hemen yazıyorum aşağı. Import javax nokta xml nokta parsers nokta document builder buradan alayım. Ctrl C, Ctrl V kaydedeyim. F1 çalıştı. Arkadaşlar bunu niye böyle yapıyoruz? 2 hafta sonra Android uygulamasında hocam bu başka 15-20 tane ne import komutu var demeyeceğiz. İşte bugün görüyoruz. Ben artık hangi sınıfı kullanırsam Java ben onu tanımadım diye o sınıfın içinde olduğu paketi dahil ediyor. Yeni bir sınıf kullanıyor, o sınıfı tanımıyor, o sınıfın içinde olduğu paketi dahil ediyor. Hemen şunu sorabilirsiniz. Peki hocam ben Document Builder'ın hangi paketin içerisinde olduğunu nereden bilebilirim? İnternetten, Java sitesinden hemen bulabilirsiniz. Bir adım daha bir şey söyleyeyim. Eğer NetBeans ve Eclipse gibi Java'yı birebir tanıyan bir editör kullanıyorsanız, siz Document Builder yazınca hemen altından bir pencere açılıyor. Diyor ki javax.xml.parsers paketini yukarı ekleyip oradan kendisi bize gösteriyor. Tamam arkadaşlar? Peki. Şimdi biz devam ediyoruz. Yeni bir tane ne oluşturdum? İnşaatçı oluşturdum. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane document oluşturacağım. Document. Buna ne diyelim arkadaşlar? Document diyelim. Eşittir
İnşaatçı nokta pars benim biraz önce oluşturduğum sosyalımı duruyor ya arkadaşlar, adı ne bunun? Kişiler 2. Şimdi kişiler 2 getiriyorum, buraya yazıyorum. Kişiler 2 nokta dosyamın adı ne arkadaşlar? İsteme. Kaydettim. Biraz önce çalışan program çalışmaz oldu. Hemen uyarıyor. Dokümanı tanımadım. Hemen yazıyorum aşağı. Import org nokta w3konsorsiyum nokta dom nokta document. Kaydettim. F1 yine hata verdi. Bakın ne demiş arkadaşlar? Hep hatalar bize söylüyor. Diyor ki rapor edilmemiş bir SACS exception hata olabilir. Onu gelin alta yazın diyor. Ben sadece parser konfigürasyonu da hata olabilir demiştim. Şimdi ne olabilir diye arkadaşlar, kontrol ve SACS configuration hatası olabilir. Hemen onu yazayım. SACS exception. Kaydettim. F1'le derledim. Bu defa da arkadaşlar bakın SACS exception'ı tanımadığını söyledi. Yukarıya geldim. Import org nokta xml nokta SACS nokta SACS exception. Exception ne demek arkadaşlar? İstisna. Bunların hepsini nasıl geçen hafta söylediklerimizi bu hafta uyguluyoruz? Bunların her birine tek tek uygulayacağız. Peki F1 bakın arkadaşlar, şimdi IO exception olabilir. Onu da dahil edin diyor. Hemen aşağıya geliyorum arkadaşlar. Ctrl-C Ctrl-V IO exception. IO exception ne demek arkadaşlar? Input output değil mi? Veri giriş çıkış exception'ı. Yukarı geleceğim. İsterseniz çalışacağım, yine görelim. Bakın aşağı şu anda IO exception'ı tanımadı. Hemen IO exception'ı yukarıda tanımlayalım. Import java.io.io exception. Yanlış yazmışım, kırmızı yapmadı. Şimdi kırmızı yaptı. Kaydettim. F1 hata vermedi. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar, biz 2 hafta sonra Android programlarını yazdığımızda bu importlarla çok ilgileneceğiz. Birçok sayıda import edeceğiz. Burada 10 tane diyelim, orada belki 20-30 tane import komutu kullanacağız. Neden olduğunu işte adım adım görüyoruz. Peki devam ediyorum. Exception'ı dahil etmiş oldum. Şimdi bak arkadaşlar, ben dışarıda yazmış olduğum kişiler XML dosyasını döküman olarak buraya getirdim. Şimdi ben bunu arkadaşlar bir node list haline getireceğim. Node list kişiler listesi eşittir döküman, biraz önce getirdiğim döküman var ya arkadaşlar, get elements by tag name dedim ve kişi dedim. Kaydettim. Önce bir bakın. F1 eyvah, çalışan program yine çalışmaz oldu. Hemen beni uyarıyor. Ne diyor arkadaşlar? Node list'i tanımadım diyor. Import ediyor. Import org w3consortium document object model node list. F1 çalışıyor. Bakın arkadaşlar, ben o kişiler 2 XML dokümanını almıştım ya arkadaşlar. O dokümandan bir liste oluşturdum. Ama nelerin listesini oluşturdum arkadaşlar? Bakın burada kişileri. Kişi dediğimiz kim? Bakın bu dosya. Şu etiketi kullanıyoruz değil mi arkadaşlar? Şu etiketi kullanıyoruz. Ben oradaki bilgileri aldım. Şimdi dediğim gibi bugün gelişmezse ben haftaya bunu resim çizerek size göstereceğim. Kişiyi aldım. Bu kişilerin şu an elinde kaç kişi var arkadaşlar? 2. Biraz sonra 3 kişi olacak. Bir for dönüşüyle kullanmaya başlıyorum. Bakın arkadaşlar. For
int i eşittir 0. Neden? İndeks arkadaşlar 0'dan başladığı için. Yani 3 kişi varsa indeks 0, 1, 2. i küçüktür. Kişiler listesinin arkadaşlar nokta get length'ini kullandım. Get length. Yanlış yazmayalım. Length. Length ne demek arkadaşlar? Uzunluğunu aldım. İyi bir arttırdım. Süslü parantezi açtım ve kapattım. Arkadaşlar birazdan soracağım. Benim iki kişi var. Bu program çalışıyor. Üç kişi olsa çalışır mı? Çalışır. Neden? Ben 2'ye 3'e kadar çalış demedim ki. Ben bütün XML dosyasındaki kişileri kullan dedim. Tamam. Şimdi for döngüsünün içinde arkadaşlar node dedim. Node demek ne arkadaşlar? Düğüm demek. Node. Bir kişi diyorum arkadaşlar. Bir kişi eşittir. Bu kişiler listesi var ya arkadaşlar. Kişiler listesinin item'ının ikincisini aldım. O kişiler listesinde, kişiler içerisinde birden fazla arkadaşımız vardı. Onlardan bir tanesini aldım. Önce bir bakın. Yine hata verdi. Bakın bu defa neyi tanımlandı? Node. Hemen buraya geliyorum. Import java nokta w3 consortium nokta don object model node. F1. Eyvah, nerede datamız varmış? Org. Yanlış yazdım değil mi aşağıda? Paketimin adını yanlış yazdım. Org. Kaydedeyim. F1. Bir problem yok. Bakın arkadaşlar. Düğümleri tek tek kontrol edeceğiz. Bu arada şöyle bir dizinin içerisinde düğümlerimiz var ya. Onları tek tek kontrol edeceğiz. Şunu söyleyeyim. Eğer Android'de hatamız varsa ilk işimiz bunları kontrol etmek. Kullandığın sınıfın paketini dahil etmemiş olabilir. Şimdi o birinci kişiyi aldım arkadaşlar. Şuna bakıyorum. If eğer o bir kişinin, bir kişi aldım ya arkadaşlar. Bir kişinin get node type'ı, node tipini aldım. Eşittir, eşittir. İki eşittir ne demek arkadaşlar? Karşılaştırma operatörü. Eğer bu node sınıfının element node tipindense, ben bunu node olarak kullanabilirsem, süslü parantezini açtım, kapattım. Bu neydi arkadaşlar? İfinci. Şimdi element olarak ben o kişiyi kullanacağım. Kişi eşittir, parantez açtım. Element, bu type kesin ve tipi dönüştürme, bir kişiyi kullandım. Kaydettim. Biraz önce çalışan programı yine hata verdi. Neyi tanımladı? Element'i. Son defa bir import daha yapıyorum. Import org nokta w3 consortium nokta document object model element. Arkadaşlar bakın gördünüz mü? Import'a. Evet, kaya. Bu işin yorucu kısmı fakat şöyle bir şey deneyelim. Mesela ben org.w3.com domain object nokta yıldız yazsaydım oradaki bütün sınıfları bir defada da alabilirdim. Onu da söyleyelim. Sonra bunları yapalım. Önce şunu yapalım. F1 tekrar çalışır hale geldi mi? Geldi. Tekrar şunu da söyleyeyim Kaya. Eğer Java'yı birinci derece tamamlayan bir editör olsaydı bu işi kendisi bizim için otomatik yapacaktı. Şimdi arkadaşlar element olarak kullandım. Ve string tck tc kimlik numarası var mı ya? Netlist'te de öyle. Evet arkadaşlar. Kişinin, o almış olduğumuz kişinin get attribute. Hatırlıyor musunuz? Bir önce yazmıştım. Bu bir attribute'dü. Ananın adı neydi? Tck. Bakın niye tck yazıyor? Bakın buraya ne demişim aşağı? Tck. Kimlik deseydim oraya kimlik diyecektim. Tck numarasını aldım. Şimdi arkadaşlar node listten bir çocuk listesi oluşturuyorum. O da eşittir. Bu kişinin, bir kişi almış mı arkadaşlar? Get child node dedim.
ve çocuklarına aldınız. Genç hayat bonusu ne yaptı arkadaşlar bakın. F1. O kişinin adı, soyadı gibi bilgiler var mı diye arkadaşlar. İçerisinde fazla bilgi de olabilir. Göreceksiniz şimdi ekleyeceğim. Onları aldı. Ve for, yukarıda i'yi kullanmıştım. Burada da neyi kullanayım? J dedim. Eşittir sıfırdan. J küçüktür. Çocuk listesi. Kontrol V. J art artı. Bakın birazdan soracağım arkadaşlar. Bunu niye kullandım? Arkadaşlar benim şu an ad ve soyad bilgim var ama biraz sonra vize final bilgilerini de ekleyebilirim. Hepsine sabah katsın diye. Sadece iki alanda çalışmıyorum. Bütün alanlara hesaba katsın diye. Şimdi arkadaşlar biz o çocuk düğmesini aldık. Oo çok güzel, çok güzel ya. Ömer acele edince unutuyorum değil mi? Tabii ki getLength metodunu ne yapmalıyım? Kullanmalıyım. Yoksa hata verirdi. Teşekkür ederim Ömer. Sağ olasın. Konuşunca unuttum arkadaşlar. Şimdi F1 bir yazım yanlışımız var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar biz şunu alacağız. Not çocuk. Şimdi o çocuk listesindeki çocuğu alıyorum. Eşittir. Çocuk listesini şuradan aldım. Ctrl C. Çocuk listesini buradan aldım. Nokta artımın J'sini aldım. Mesela adını aldım. Soyadını aldım gibi. Tamam mı? İşte adını veya soyadını aldım gibi. Varsa daha fazla bilgisini. Şimdi şuna bakacağım. Eğer bu çocuk nesnesinin get not type'ı not tipi eşittir ise not sınıfının element nodu element nodundan ise şimdi biz bunu bir element gibi ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Yapalım. Şöyle gireyim. Element bir çocuk diyelim, C'si büyük olsun, eşittir element veri tipi dönüşümü çocuk. Şimdi ancak bu çocuk nesnesini bir element gibi kullanıyor. Bu niye parantez içerisinde element yazdı? Onları ben söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar system out printline. Önce bugün kodumuz bir çalışır hale gelsin. Evet. Şöyle yazalım. Kişi diyelim, kişi, iki nokta üst üste, artı tck. Buradaki artı dediğimiz ne arkadaşlar? Stimden arada bekleme, toplama değil, tck. Sonra arkadaşlar, bir çocuk nesnesinin, get tag name dedim, etiketin adını aldım, artı, buraya eşittir yazdım. İsterseniz bir boşlukta bırakayım. Artı bir çocuk nesnesinin get text content diyelim. İçeriğini alalım. Tamam. Önce bir kaydedeyim. Çalıştıralım. Resmin büyüğünü göreceğiz. F2. Bakın arkadaşlar. Karşımıza Ümit arkadaşımızın ve Çetolgan ve Kay arkadaşımızın bilgileri geldi mi? Geldi. Biz ne yaptık? Dışarıda XML ortamında hazırlanmış olan verileri Java diliyle içeriye çektik. Bir veri tabanı gibi. Peki ben size soruyorum. Geleyim. Yeni bir arkadaş ekleyeyim. Ctrl C. Ctrl V. Bu arkadaşımızın TC kimlik numarası 164 olsun. Kim olsun? En son Boratav yazmış. Boratav yazalım. Boratav Ersin Güleç. Güleç. Ben size soruyorum. Ben bu değişikliği yaptıktan sonra Java dilinde bir değişiklik, programda bir değişiklik yapmama gerek var mı? Hadi bakın burada bana bilgisi geldi. Neden? Bakın arkadaşlar hemen soruyorum. Şu for i döngüsü var ya bakın. Şu i döngüsü kişiler listesini almışlar. Ben satır sayıyorum değil mi Kaya? Yani ben iki kişi yaz demedim. Elinde kaç kişi varsa hepsini yaz dedim. Peki bir adım daha gideyim. Ben arkadaşlar arkadaşların adının yanında soyadının yanında vize notunu girsem şöyle vize desem
Buraya 97 diyeyim. Şunu aldım arkadaşlar. Ctrl C. Şuraya geldim. Ctrl V ile yapıştırdım. 95 olsun. Şuraya geldim. Yapıştırdım. 100 yaptım. Soruyorum arkadaşlar. Yüksek not tabii gireceğiz arkadaşlar. Not hiç önemli bir şey değil ki. Not sadece ölçme ve değerlerle aracı. Şimdi bakın arkadaşlar. F5, F1 özür dilerim. F2. Bakın vize notları da geldi mi? Geldi. Peki niye geldi arkadaşlar? Bu defa soruyorum. Bu defa da şu içeride bir J-Dolus yapmıştım ya. Bu çocuk listesi arkadaşlar. Bakın çocuk. Arkadaşlar kişiler listesi benim şu kişilerimi aldı. Ümit Tolkan arkadaşımızı, Kaya ve Burak arkadaşımızı. Çocuk listesi de onun içerisinde ad, soyad, vize gibi bilgiler almış oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şimdi bir bakın size zaman. Ctrl X ile bu satırı kestim. Ben şurada mı yenilemiştim kişilere? Evet. F5 ile yeniledim. Bu soruyu bana kim sormuş arkadaşlar? Ekrana bakın bir şey gelmedi. Peki ben şuraya Ctrl Z ile yapıştırayım. Kaydedeyim. Kişiler 2'yi buradan yenileyim. Geldi. Aslında Ömer sen de sormuşsun ha. Ben şunu göstermek istedim. Bu encoding kodunu yazmazsan Türkçe karakterler göstermiyor. Yani esneklik var ama bak biraz önce gördüm Türkçe karakterler görmediği için ekranda herhangi bir bilgi göremedim. Sürümüyle ilgili derseniz ki hocam çok mu sürüm var? Hayır. İleride çıkabilecek sürümlere karşı XML sürümünden yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu ekrandan normal ekrana geçiyorum. Hissi göreyim. Evet. Şimdi arkadaşlar. Başka etiket mi kaldırdığımızda mı Tolga? Yoksa genel kodlarına mı atabiliyor dedin? Başlık. Tabii başlık mutlaka kalsın. Onu söylüyorum. Yalnızca işte arkadaşlar dediğim gibi mecbur dersek yanlış bir ifade olur. Türkçe karakter kullanmadığımızda mecbur diyemem. Yok yani o Windows 1254 kodumuz her kişide sürümde her kişisel bilgisayarda aynıdır. Şimdi arkadaşlar size zaman bir kısa sürem azaldı ya şu resmi özelliğimi size söyleyeceğim. Biz geçen hafta ne yaptık? HTML, XML anlattık ama benim işim işsinmedi. Niye? Çünkü sadece söyledik. Ama bugün gözümle gördüm arkadaşlar. Bakın bu dedim HTML. Yani tabi şu an siz görüyorsunuz. Bu HTML. Diğeri neydi arkadaşlar? XML'di. Fakat bugün de içine sinen şu kısım var. Bu parser'ı yazdım ya arkadaşlar. Parser ne demek? Gramatiksel olarak inceleyici demek. XML dosyasından bilgileri çektim. İğne nasıl çalışır, J nasıl çalışır gösterdim ama resmi büyüğünü anlatamadım. Nasıl olursa haftaya arkadaşlar bu kişileri, kişiyi, onun çocuklarını bir resim olarak çizeceğim. Ekranda size node list ve element'in hangi işlemleri gerçekleştirdiğini, document builder faktörü ne yaptığını ekranda size göstereceğim. Tamam arkadaşlar. Yani şundan müsterih olun arkadaşlar. Burada anlattığımız sözel kavramların her birinin bir uygulaması var. Eğer uygulayamıyorsak sadece zaman yetersizliğindendir. Yoksa hepsini birebir siz de uyguluyor olacağız. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Haftaya yine resmi çizerek konu anlatıyoruz. Arkasından belki yine sözel bir iki tane slide'da konu anlatmam lazım. Mecburum onları yapacağım arkadaşlar. Kavramlarını vereceğim. Arkasındaki hafta yine uygulama, yine kod yazma, yine zevkli bir şekilde yaptıklarımızı görerek ilerleme. Evet Ömer, şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili bir iki düzenlemeyi yapacağım. Hem kitapları, hem insanları, hem de bu don parsının hepsini ekleyeceğim. Yani kesinlikle söylüyorum arkadaşlar bu arada, bu ders benim için de çok zevkli oluyor. Ben bu dersi iple çekiyorum çünkü sizin katılımınız var. Öyle soru soruyorsunuz ki arkadaşlar, tam can alıcı bir noktada ve beraber yazıyoruz, çalıştırıyoruz, hatamız oluyor, değerliyoruz. Umut ederim bütün arkadaşlarımız için de böyledir.
Dün arkadaşlar sordu arkadaşlar, maillere, mesajlara genelde cevap vermeye çalışıyorum. Bu bir iki gün arkadaşlar soru, tabi buyurun Sinan yazın bu arada, soru sistemlere giriş vardı. En kısa sürede mesajlara döneceğim. Evet. Estağfurullah arkadaşlar, hep birlikte öğreniyoruz. Sesten problem var arkadaşlar. Ben onu arkadaşlar yani mikrofona daha mı? Tamam. Ben bunu arkadaşlar bir sorayım, tamam mı? Bölüm başkanımıza bir görüşeyim, onu şuraya not alayım, yoksa unuturum arkadaşlar. Veya da sesle ilgili kısıtlama yapabiliriz. Onu ben bir kontrol edeyim, önümüzdeki ders görüşelim. Tamam arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.